Konuğumuz Alerji ve Astım Derneği Başkanı, alerji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim münferit bir e, öksürük şikayetiniz varsa, alerji şikayetiniz varsa, hele e, açık toplumun kalabalık olduğu bir yerde hapşırmaya görün. Covid'in yaygın bir şekilde tedirginlik yarattığı bu günlerde acaba bir hastalık mı var, bir hastalık mı ulaştırıyor mu diye eminim siz de aynı endişeyi yaşamışsınızdır. Evet e, ama alerji öyküsü olan kişilerin e, belki de en büyük bulgularından birisidir e, öksürmeler, hapşurmalar. İşte bu noktada artık alerji sorunu olan tüm izleyicilerimizi aydınlatabilmek amacıyla herkese ekran başına davet ediyoruz. Çünkü karşımızda Alerji ve Astım Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Akçay var efendim. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayeden size de aynı bulgularla geliyorlar mı? Hocam ben de alerji var idi geçmişte ama Covid'in varlığıyla beraber bu daha çok dikkat çekmeye başladı. Birkaç kez hapşırmam bile sorun olmaya başladı. Lütfen bu alerjiyi ortadan kaldırın diyen e, danışanlarınız hastalığınız oluyor mu hocam? Tabii ki oluyor. Çünkü Covid ile birlikte artık öksürenler Covid mi diye şüpheli hale gelmeye başladı. Sabıkalı halde. Yani öksürüyorsa Covid var diye çocuklarına mesela öğretmenler diyor ki bu çocukta Covid olabilir hemen alın. Evet. Ama e, öyle değil. Bir kere öksürüğün e, alerjik mi olduğunu, Covid mi olduğunu bir ayırmak lazım. Bir kere eee öksürüğün astıma bağlı yani alerjiye bağlı olduğunu ayırmanın püf noktaları var. Nedir bu püf noktalar? Eğer öksürük gece uykudan kaldırıyorsa, hemen uyur uyumaz değil de uyuduktan 1-2 saat sonra oluyorsa, sabah kalkınca oluyorsa, koştuğu zaman oluyorsa, her gribal enfeksiyondan sonra akciğere iniyor, 2 haftadan uzun sürüyorsa o zaman bir astımınız var demek peş peşe hapşırmanız, burun kaşınmanız, burun tıkanmanız, şu şekilde alerjik selamınız varsa da burada da alerjik nezle var demek. Ama ateşiniz varsa özellikle ateş çok önemli faktör. Ateş varsa o zaman Covid olma ihtimali var çünkü onda da öksürük oluyor, nezle oluyor. Onun için en önemli ayırıcı nokta burada ateş. Ateş varsa o zaman bir Covid enfeksiyonu mu, influenza mı diye o zaman test yaptırmak gerekir. Peki bir kişi de geçmişe dayalı bir astım hikayesi var ve bununla da uzun süreli kendine özgü yöntemlerle astıma ait ataklar başladığı zaman aldığı birkaç ilaçla veya da kendini solunumunu kolaylaştırmak amacıyla kullandığı bir takım bitkisel ilaçlarla bu durumu ortadan kaldırıyor diyelim. Ve bunun da çok da fazla astım olduğunun da farkında değil diyelim. Ve size artık ben bu illetten kurtulmak istiyorum diye geldiğini düşünelim. Siz bunu astım yönüyle incelemek için nasıl teşhis ediyorsunuz hocam? Bir kere tabii ki önce bu belirtileri olan herkes astım olmayabilir. Şimdi hep derler çocuk öksürüyordu. Belirli bir yaştan sonra şunu verdim, düzeldi. Onların birçoğu aslında gerçek astım olmayabilir. Bunun bir kere gerçekten astım olup olmadığını araştırıyoruz. Nasıl araştırıyoruz? Örneğin çocuklarda en sık sebep alerjiye bağlı. Acaba bir şeye karşı alerjisi var mı yok mu diye öncelikle bir deri testi yapmamız gerekiyor. Deriden alerji testi yapıyoruz. Eğer 5-6 yaşından büyükse solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Eğer sık sık ateşlenmeler oluyorsa immün sistemini değerlendiriyoruz. Yani alerjik astımı destekleyen bulguları araştırıyoruz. Yani bunlarla beraber birleştirerek alerjik astım olup olmadığının kararını veriyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Bir test yaptırayım alerjik astım var mı yok mu kesin öğreneyim. Öyle bir şey yok maalesef. Peki hocam iki önemli konu alerjik astım ve e, alerjik nezle. Bu iki konunun birbiriyle bağlantısı var mıdır? Kesinlikle var. Çünkü bunlar aslında tek hava yolu hastalığı. Düşünün ev tozu maytı nefesimize giriyor, alerjik astım yapıyor. E, nefesimize kadar ulaşmış da genelde burnumuzdan da geçer o. Burun mukozasında da alerji yapar. Yani burun mukozası, broş mukozası aslında aynı mukozadan oluşuyor. Onun için genelde astımlı olanların çoğunda alerjik nezle de var. Onun için her astımlı hastada burun tıkanması oluyor mu, hapşırıyor mu, gözlerde sulanma oluyor mu diye sormak lazım. Eğer oluyorsa o zaman beraberinde alerjik nezle vardır. Önce alerjik nezle başlamışsa da ileride de bunlar daha sonrasında astım gelişebiliyor. Onun için alerjik nezlelerin de astım gelişimi açısından ne yapmak lazım? Takip etmek lazım. Efendim astım sorunu yaşıyor iseniz, astıma bağlı bulgularla artık kendinizi e, tedavi ettirmek istiyor iseniz, fakat COVID sürecinden ötürü hastaneye gitmekten de endişe duyuyor iseniz, herkesi ekran başına davet ediyoruz. Çünkü eee alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay bize astımın nasıl teşhis, teşhis edileceğini anlatacak efendim. Hocam nasıl teşhis ediyoruz? Özellikle öksürük gece uykudan kaldırıyorsa, uyuduktan 1-2 saat sonra öksürük başlıyorsa, sabaha doğru oluyorsa, her koştuğunda öksürük oluyorsa, her gribal enfeksiyon akciğeri iniyor, 2 haftadan uzun sürüyorsa ve astım ilaçlarıyla da rahatlama oluyorsa o zaman demek ki bunun astım belirtileri var demek. Ve bu bulgularla, klinik bulgular ve yaptığımız testlerle beraber değerlendirip alerjik astım olup olmadığına karar veriyoruz. Peki hocam bütün değerlendirmelerimizi yaptık. Tanımızı da koyduk. Hastamızda alerjik astım teşhisi tanısıyla yol alacağız. Peki bunu nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi tedavide bir kere en önemli şey korunma. Neye evet. alerjimiz çıktı? Ev tozu mayt. Ev tozu maytlarına karşı evde önlem almamız lazım. Polen mi çıktı? Polenlere karşı önlem almamız lazım. Yani önlem. Alerjik olan maddeleri çevremizden uzaklaştırmamız gerekiyor. İkincisi ilaç tedavisi. İlaç tedavisi ne yapıyoruz? Özellikle öksürüğümüz varsa bir öksürük rahatlatıcı tedaviler var. Nefes sıkışmamızı, öksürüğümüzü rahatlatan tedaviler var. Bir de iyileştiren tedaviler var. İyileştiren tedavilerde akciğerimizdeki bronşlardaki iltihabı düzeltiyor. Çünkü ev veya diğer alerjenler akciğerde iltihap yapıyor. İltihabı düzelten tedaviler var. Bunlarla tedavi ediyoruz ama burada tedavide en önemli şey çocukların özellikle spreyleri doğrudan sıkmaları yerine aracı haznelerle kullanmaları gerekiyor. Haznelerle akciğere ulaştırmak gerekiyor. İlacı sadece kullanmak değil, doğru kullanmak gerekiyor. Onun için de bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. İlaçları bu şekilde alıyoruz ve ilaçları düzeltiyoruz. Ama burada aslında en önemli tedavilerden bir tanesi de bu. Oluşan iltihabı geliştiren alerjenlere karşı vücudun bağışıklığını artıran Aşı tedavisi yapmak gerekiyor. Alerji aşı tedavileriyle daha kesin bir çözüm elde etmek mümkün olabilir. Peki hocam bu e, bu noktada aşı tedavisinin e, aslında kesin kalıcı çözüm e, olduğunu söyleyebilir misiniz? Herkes aslında bu soruyu soruyor. Alerji aşıları olsa kesin tamamen çözüm. sıfırlar mı? Ben temizlemek istiyorum. Çocuğumun astım olmasını istemiyorum ben. Tamamen çıkarsın hayatından diyen birçok aile var. Ama maalesef. Böyle tamamen astımı yok eden bir aşı tedavisi veya bir ilaç tedavisi yok. Ancak alerji aşıları ne yapıyor? Diyelim ev tozu maytana karşı alerjiniz var. Biz önce çok küçük dozlardan haftada bir, ilk 3-4 ay haftada bir küçük dozlarla vücudu alıştırıyoruz mayta karşı. Ve o mayta karşı vücudun direnci artınca, artık otozomitleri vücudumuza zarar veremiyor. Yani iltihap oluşturamıyor. E iltihap oluşmayınca da şikayet yok. E, şikayet yok, iltihap yok. E o zaman ne oluyor? Hayat kalitemiz artıyor. Bu Bundan dolayı da çok etkili. Ancak bu 3 yıl tedaviden sonra, 3 yıllık tedaviden sonra genelde 5-10 sene kişiyi rahat ettiriyor. 5-10 sene rahatsınız. 5-10 sene sonra eskiye bir parça dönse bile eskisi kadar ağır olmuyor. Ondan dolayı aşı tedavisi hayat kalitesini artıran en önemli tedavi. Eskiden aşı tedavisi faydalı mı değil mi diye sorulurdu. Artık böyle bir soru yok. Artık dil altı aşı mı, enjeksiyon aşı mı? Artık bu tartışılıyor. Bu hastalık astım COVID için yatıyoruz COVID'le, kalkıyoruz COVID'le çünkü. COVID için bir risk teşkil ediyor mu hocam? Aslında bu alerjik hastalıklar ilk COVID çıktığı zaman alerjik hastalıklardan astım önemli bir risk grubu. Astım olanlar ölümcül reaksiyonlar açısından çok riskli, çok tehlikeli, yoğun bakıma girebilir gibi şeyler söylenildi. Ama hep yapılan çalışmalar şunu gösterdi ki astımla hastalar o kadar ağır e, seyretmedi. Özellikle çocuklarda ağır seyretmedi. Çünkü bu eozinofillerin e bu COVID'in vücuda girmesini engelleyici bazı... E, şeylere faktörlere sahip olduğu bu nedenden dolayı eee astıma yakalanması ve yakalansa da çok ağır geçmesini engelleyen bir mekanizmaların olduğu bildirildi. Onun için astımlı hastalar o kadar da ağır geçmiyor. Ama akciğer hastalığından dolayı akciğerde ciddi problemler varsa o zaman belki COVID enfeksiyonu daha ağır geçebilir. Ama genelde astımlı hastalar kontrol altındaysa genelde ağır geçmiyor. Tabii hekim kontrolünde ise ve solunum evet. fonksiyonlarını artık makul normal seviyelere getirmiş ise çok da dramatik sonuçlar kendisini beklemeyecektir. Ama kontrol altına alınmamış bir astım evet. ise... işte o zaman ilacını kullanmamış, nefesinin kapasitesi belirli seviyenin altında bir de enfeksiyon olunca tabii ki bronşlar iyice daralıyor. O zaman tabii ki kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Peki hocam bir astım hastası spor yapabilir mi? Bir kere kesinlikle astım hastalarına sporu öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Çünkü astım hastası spor yapmazsa kilo alır. Kilo, obezite özellikle astımın en önemli risk faktörlerinden. Ancak spor yaparken de akciğerlerinin kontrol altına alıcı ilaçlarla kontrol altına alınmalı. Akciğer fonksiyonları belirli bir seviyeye geldikten sonra spor yapmalı. Ve spor sırasında da nefesi sıkışıyorsa bir 15 dakika önce nefes açıcı spreylerden kullanıp ondan sonra spor yapmalı. Ee, uzunca yıllar evvel bir e, bypass cerrahisi geçirmiş bir hastanın ağrı dağına e, tırmandığını e, dahi Profesör Doktor Bingül Sürmez hocamızın hastası ile doğru şekilde yönetilebilir ise e, hastalığın atlatıldıktan sonra ne gibi güzel sonuçlara imza atılabileceğini görmüş olduk. Siz de aynı şekilde düzenli spor yapılabileceğini astımın kontrol altına alındıktan sonra net bir şekilde önerebiliyor musunuz hocam? Kesinlikle öneriyoruz. Tek önermediğimiz spor dalı, herkese buradan söylemek istiyorum, sadece tüple Dalmayı Değil önermiyoruz. Su altı dalışlarına. su yani. altında tüple dalma evet. sporunu önermiyor. Yoksa bütün sporları yapabilir. Kış sporlarını yaparken de rüzgar maskesi kullanarak yine o sporu da şey yapabilir. Çünkü profesyonel sporculardan birçok astımlı hasta var. Peki hocam, e, astım sorunu yaşayan kimselere özel bir beslenme planı, özel bir beslenme düzeni öneriyor musunuz? Bir kere astımla hastaların fazla kilo aldırıcı beslenmeden kaçınmaları gerekiyor. Ve meyveden, zepseden, vitaminden zengin besinlerle beslenmesi faydalı olacaktır. Bunları öneriyoruz. Bir de reflüyü artırıcı beslenmeden kaçınıyoruz. Yani gidip de gece yatmadan önce bir şey yiyip de uyumasını istemiyoruz. Çünkü bunlar reflüyü artırıyor. Gece sütlerini kaldırıyoruz. Gece sütleri içerseniz o zaman ne olur? Reflü olur. Reflü de ne yapar? Astımı tetikler. Peki hocam, bağırsak sağlığının da alerji konularında çok önemli olduğunu biliyoruz. Hastalarınıza, bağırsağa da destekleyici takviyeler veriyor musunuz? Bir kere, bağırsaktaki geçirgenlik alerjik hastalıkların aslında başlangıç noktası. Bağırsaktaki geçirgenliği artıran en önemli faktörlerden bir tanesi de çocuk doğduğu zaman oluyor. Ne oluyor? Sezeryenle doğanlarda bağırsak geçirgenliği daha fazla. Onun için normal doğumla doğum yapmak en önemlisi. Ve gereksiz yere antibiyotik kullanmak problem. Gereksiz yere antibiyotik kullandığınız zaman da normal bağırsak florasını bozuyorsunuz. Yine bağırsak geçirgenliğini artırıyorsunuz. Ve bu sebepten dolayı gereksiz yere antibiyotik de kullanmamak gerekiyor. İşlenmiş gıda tüketmemek gerekiyor. Ve eğer antibiyotik kullanmak zorunda kalmışsanız o zaman bağırsak geçirgenliğini azaltıcı ilaçlar öneriyorum. Hocam şimdi geleneksel olarak e, biz hekimlerin değil de e, vatandaşların kendi arasında koyduğu teşhisler vardır. Örneğin e, beli biraz ağrıyan, sırtında ağrı hisseden herkes bel fıtığı başlangıcı olarak kendini nitelendirir. Midesinde çok hafif bir yanma hisseden herkes ülser başlangıcı olarak kendisini görür. Baş ağrısı varsa kesin migren başlıyordur şekliyle hareket eder. Sanıyorum... Aslında alerji de bundan nasibini alıyor. Birkaç kez olan bir alerjiden dolayı sorun yaşayan kişiler hemen bir anti alerjik alırlar. Hatta kendileri aldığı gibi çocuklarına da okula gitmeden önce tok karnına, aç karnına bir tane alerji ilacı ile her türlü sorunu çözeceğini sanırlar. Doğal bir süreçtir aslında ilkbaharda polenlere karşı. Reaksiyonel bir, birkaç kez hapşırabilmek gayet de olağan bir e, durumdur. Şimdi ben bu konuyu e, kendilerini biliyorlar o e, izleyicilerimiz e, kendi teşhisini kendi koyup hemen kendi ilacını kullananlar için söylemek istiyorum. Çocukların da e, okul çağında e, her ihtimale karşı ben bir alerji ilacını her gün vereyim diyerek okula gönderen anne babalar için doğru mu yapıyorlar yanlış mı yapıyorlar hocam? Şimdi bu antihistaminikler tabii kullanmakta çok ciddi bir sorun yok ama bazı antihistaminikler uyku yapıyor. Evet. Şimdi uyku mahmur, yaptığı zaman biraz mahmur çocuğun yapıyorsa. algısını, küçük çocukların algısını biraz azaltabiliyor. Azaltabiliyince bu sefer de çocuğun öğrenme kabiliyeti azalıyor. Onun için bu şekilde antihistaminik verilecekse de en azından uyku yapmayan olanlarını kullanmakta fayda var. Anneler diyor ki bir an önce uyusun da rahat edelim diye hemen bir tane antistaminik hem uyku yapıyor hem birlikleri geçiyor öyle düşünüyor. Ama e, bu sefer de çocuğun algısı azalabiliyor. Ve antistaminikler tabii ki şikayetleri baskılıyor ama ileride başka hastalıkların ortaya çıkmasını da gizlemiş oluyorsunuz. Evet. Yani bir yerde kanayan bir yara var. Siz de ne yapıyorsunuz? Üzerini örtüyorsunuz. Öyle düşünün. Ama bu kanamaya devam ediyor. Orada daha ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Onun için nedenini bulup o nedene göre hareket ederseniz daha faydalı bir yaklaşım olabilir. Ahmet Hocam ben çocukluk yıllarımdan hatırlıyorum. Bu kadar yoğun bir enerji öyküsü, astım öyküsü çocuklarda özellikle yetişkinlerde de bu kadar yoğun yoktu sanayileşmemizle birlikte, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte, y-doğulu besinlerin yaşantımıza yoğun bir şekilde yer almasıyla ve o antibiyotiklerle, vitaminlerle giden o ilaç kullanma çılgınlığı arttıktan sonra alerji öyküleri de giderek artmaya başladı. Peki bunun geleceği nasıl olacak? Önümüzdeki yıllarda bu daha daha bir farklılaşıp önlenemez hale falan gelmeyecektir inşallah hocam. Tabii ki bu gelecekte daha da artacağı benziyor. Çünkü günümüzde normal doğum yapan kimse yok artık. Herkes sezeryene doğdu. Yani anneler normal doğum yapmak istese bile, istese bile çeşitli nedenlerle yine sezeryene alınıyor. Yani artık %90'ın üzerinde sezeryen var. E bütün beslenmemiz işlenmiş gıdalar. E bakıyorsunuz hava kirliliği bir taraftan e bu giderek de artıyor ve beslendiğimiz gıdaların da artık çoğu dediğiniz gibi farklılaştı bu sebepten dolayı gelecekte alerjik hastalığın gidişatı daha da artacaktır. Ve bağırsak sağlığımız önemli, bağırsaktaki geçirgenliği artıran birçok faktörle karşılaşıyoruz. Bu sebepten dolayı daha da artacak. Şu anda 5 milyar insanların yaklaşık 1 milyarında alerjik hastalık var. Yani %20'si alerjik. Bu ilerleyen zamanlarda herhalde %30'a doğru yaklaşacağını düşünüyorum. Yani aslında bir alerji de salgın. Evet öyle bir salgın da var çünkü COVID sürecinde çok büyük bir e, köy, kasaba, mahalle gibi bir yerde yaşadığımızı biz de anladık. Çin'de çıkan bir virüs e, haftalar içerisinde e, bizim evimize kadar, evin içine kadar girebildiğini gözlerimizle gördük. Demek ki e, önlemini almazsak e, gelecekte bu tür sorunlar daha da çok karşımıza çıkabilir. Çıkabilir. Onun için koruyucu önlemlere önem vermemiz gerekiyor koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Özellikle anne baba alerjikse daha normal doğuma teşvik etmek lazım ve evcil hayvan besleyeceksek de çocuk doğduktan sonra en geç bir yaşına gelmeden eve evcil hayvan almak lazım. Evcil hayvan beslemek aslında bağırsak sağlığı açısından da önemli. Besin alerjisinin gelişmesini engelliyor çünkü bağırsaktaki floramızın iyi yönde değiştirdiği söyleniliyor. Bu bile bakın önemli. Yani çeşitli e, böyle koruyucu yöntemlerle belki alerjik hastalıkların gelişmesini engelleyebiliriz. Evet sevgili seyirciler, alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akşay bizlerleydi. Alerji ile nasıl mücadele edeceğimizi, gelecekte alerjide ne gibi sorunların bizi beklediğini ve şu anda ne yaparak alerjiden, alerjik hastalığından kurtulabileceğimizi anlattı. Hocam son olarak alerji varsa korkalım mı? İzleyicilerimize son bir dipnot vermek ister misiniz? Kesinlikle korkmayalım. Çocuğum astım diye insanlar tereddüt içinde endişe yetince astım hastalığı korkulacak bir hastalık değildir. Alerji korkulacak bir hastalık değildir. Biz tedavisi olmayan hastalıklardan korkuyoruz. Tedavisi olan hastalıklardan korkmuyoruz. Alerjik hastalıkları tedavisi olabilen bir hastalıktır. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Yok, teşekkür ederiz ben teşekkür hocam. Evet sevgili seyircilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi kameralarımız Ankara'ya gidiyor efendim. Profesör Doktor Banu Çaycı bize çok özel görüntüler, çok özel bir çalışmalara imzatı kliniğinde bizim için çok özel görüntüler çektiler efendim. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Çok yaşa çok özel konu ve konuklarıyla devam ediyor.